Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Özcan'la birlikte gelişmeleri değerlendiriyoruz. PKK ile ilgili kara yılanın rolüyle ilgili bir analiz yapıyordunuz. Kara yılan burada bir stratejinin parçası olarak mı böyle bir barış isteyen bir lider imajı oluşturmaya çalışıyor? Yoksa gerçekten örgüt içerisinde bir çatışma mı söz konusu? Şimdi Abdülkadir Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz ki PKK veya sadece PKK değil, isterse bu mafya örgütü olsun, yani organize suç örgütü olsun, isterse terör örgütü olsun, ama özellikle sicilinde binlerce kendi infaz, kendi üyelerini, kendi üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere infaz eden bir kanlı terör örgütünden bahsediyoruz. Yani bu tür örgütlerde hiyerarşik bir yapı vardır. Bu tür örgütler demokratik örgütler değildir. Bu tür örgütler yukarıdaki karar alıcıların, yukarıdaki liderin rağmına ve aksine icraat yapanların kellesinin hemen gittiği örgütlerdir. Dolayısıyla efendim PKK işte bir iki gruba ayrıldı. Bir tarafta Duran Kalkan var, bir tarafta Cemil Bayık var, bir tarafta Karayılan var, bir tarafta işte Bahozlar. Bunlar zaten Suriyeli, kontrol edemiyoruz. Böyle bir şey yok. Bu tamamen kamuoyuna verilen, bilinçli olarak verilen bir propaganda. Yani şudur, istemediğimiz kendi tabanını anlatamayacağım bir eylem mi oldu? Ya bizim kontrol edemiyoruz, bunlar yaptı. Bir dönem TAK vardı. TAK vardı, hala var. TAK yok olmadı, hala var. Şimdi bakın, bu stratejinin parçasını farklı zamanlarda gördük. Oslo görüşmeleri yapılırken, Oslo görüşmelerinde Öcalan'la, bizatihi Öcalan'ın kendisiyle Oslo görüşme sürecinde Öcalan'la toplam içeride 12 yıllık süreçte 350 kez görüşüldü. Oslo görüşmeleri sürecinde Mart 2010'dan Temmuz 2011'e kadar 56 kez görüşüldü. Hocam bu çok önemli bir bilgi. Yani Öcalan Türkiye'ye getirildiği andan itibaren mi 350 kez görüşüldü? İmralı'ya konulduktan sonra toplam avukatları Öcalan'la tam 350 kez görüştü. Avukatları aracıyla da yani izin verildi, görüşmesi sağlandı. Oslo sürecinde 56 kez görüşüldü. Yani oradaki bir takım şeyler buraya getirildi, götürüldü. Getirildi, götürüldü. Bu süreçte bile ne oldu biliyor musunuz? Oslo sürecinde, ben Terör Matrikası KCK kitabımda yazdım bunu. Oslo sürecinde Öcalan içeriden talimat verdi. Siz dedi Diyarbakır'ı Mısır'ı Tahrir Meydanı'na çevirirseniz burada masada benimle oturmak durumunda kalırlar. Siz Diyarbakır'da, Hakkari'de, Batman'da devrimci halk savaşını başlatırsanız masada ben güçlü olarak otururum. Ve bunu derken de arkasından şunu söyledi. Gerekiyorsa Batman'da bir günde 10.000 kişi ölsün. Devrimci halk savaşını başlatın. Şimdi bunun oturduğu mantık şu. Siz müzakere yapıyorsunuz. Şu anda Türkiye'de öyle bir Sayın Başbakan uğraşıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. İşte uluslararası bir hava var. Yani bir taraftan Taliban açıklama yapıyor, bir taraftan Barzan açıklama yapıyor, bir taraftan Amerika açıklama yapıyor. Daha geçen hafta 10 gün oldu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, evet terörle mücadeleye destek vereceğiz ama siyaseten de bir şeyler yapılması gerekir diye açıklama yaptı. Bu bir mesajdır. Şimdi böyle bir hava varken güm diye dağılıca gerçekleşiyor. Bu şudur. Siz müzakere yapıyorsunuz. İki mesajı vardır. Bir, masada ben size şu mesajı veriyorum. Ben hala senin canını yakabilirim. İstediğim zaman, istediğim yerde elem yaparım. Senin ülkendeki bütün her şeyi alt üst edebilirim. İzmir'de de daha 20 kilo C4 yakalandı. Evet. Plastik patlayıcı yakalandı. Yakalanmasaydı büyük bir eylem yapacaktı. Evet, İstanbul'da yakalandı. Yani örgütün bir psikolojik anlamda üstünlüğünü, masadaki üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyor. Öcalan'da da bu mantık vardı. Yani Öcalan, siz orada eylem yaparsanız ben burada masada güçlü oturacağım düşüncesi var. Yani 5.000, 10.000 Kürt ölse de hiç problem değil. Önemli olan bunu başlatın demişti. Bu o zaman çok bilinçli bir stratejinin parçası. Kendimizi kandırmanın bir anlamı. Kandırmanın bir anlamı yok. Burada şu vardır bakın. Bir organizasyonda, yani bu ister terör organizasyonu olsun, isterse bir şirket olsun, mutlaka farklı şekilde düşünen insanlar vardır. Mutlaka farklı, yani hepimiz sosyal yaşam içindeyiz. Hiç kimse
en yakın çalıştığı arkadaşıyla, hatta eşiyle bile aynı şeyleri düşünmez. Farklı düşünen insanlar mutlaka olacaktır. Bu tür bir yapıda da belirli ölçüde farklı düşünenler vardır. Ama bu örgütün stratejisinin çalışması. Veya örgütün o temel stratejisine aykırı eylemler yapılacağı anlamına gelmez. Bir şeyi sormak istiyorum. Sayın Başbakan'ın madem uluslararası destekledik, uluslararası platformda PKK çok zayıflamış durumda diyor. Siz de öyle görüyor musunuz? Tabii şöyle, bakın PKK'nın uluslararası belirli şeyleri vardı, PKK'nın argümanları vardı. Neydi bunlar? PKK'nın kullandığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlere karşı işte asimilasyon, imha, yok etme politikaları uyguluyor. Kürt kültür haklarını, Kürtlerin kültür haklarını, kültürel haklarını, efendim siyasi haklarını, efendim temel hak ve özgürlüklerini, işte ana dilini, her şeyini yasaklıyor. Şimdi bu argümanlar teker teker elinden alınıyor. Şimdi uluslararası alanda, yani Türkiye'de Kürt meselesinde veya terör meselesine bakışta Avrupalı ve Amerika'nın bakışında temelde şu vardı. Yani uluslararası aktörler değil de daha çok bunlar yerel aktörler. Yani İran'ı, Irak ve Suriye'yi hesaba katmıyorum. Onların çok daha farklı argümanları var. Batı'dan diyelim bir eleştiri veya Batı'dan destek geldiğinde, yıllarca Batı destekledi PKK'yı. Temel referans noktaları insan hakları ve bu anlamda temel hak ve özgürlükler boyutuyla beraber yönetimdeki şeffaflaşmayla ilgili ve bu konudaki atılacak olan adımlara bakarak kendi pozisyonlarını belirlediler. Şimdi kim ne derse desin, son dönemde bu konuda çok ciddi mesafe alındı. Yani Türkiye'de bakın Oslo sürecinde, ya Türkiye Oslo sürecini yaşadı. PKK ile masaya oturdu. Şimdi Batı bunu bilmiyor mu? Dolayısıyla PKK'nın buna rağmen Oslo sürecinde masayı deviren kimdir? O görüşmeyi ifşa ettiği için örgüttür PKK. Tabii ki yani. Bir o var, ikincisi Silvan saldırısını yapan örgüttür. Yani Oslo süreci devam ederken siz devrimci halk savaşını niye başlatıyorsunuz? Niye Silvan'ı yapıyorsunuz? Özellikle Silvan'ın olduğu günde özellik ilan eden kadar aldılar. Özellik ilan ediyorsunuz. Yani temel mesele işte burada, örgütün bu çıkışları Batı tarafından takip ediliyor. Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın, yani uluslararası camianın örgütü daha iyi tanımasına paralel olarak Sayın Başbakan da gayet haklı olarak uluslararası desteğinin azaldığını söylüyor. Batı şunu söyleyebiliriz yalnız, Batı desteği azaldı. Peki Barzani, ama bölge desteği dersek, Irak hariç şu anda Suriye desteği arttı. Eskiden Suriye desteği yoktu, şu anda Suriye desteği arttı ve İran desteği arttı. Peki çok Irak hariç dediniz, Barzani artık silah devri... Irak'ta bölgesel yönetim, yoksa Maliki yönetimi demiyoruz. Artık silah devri bitti diyor, bu tür söylemler var. Ancak somut bir adım var mı? Bu kontrolsüz topraklardan maalesef en büyük saldırılar oradan geliyor. Kuzey Irak kanadından geliyor. Somut olarak nasıl bir adım atılmalı? Ben ona hemen Sayın Başbakan'ın Barzani ile ilgili açıklamasını da ekleyeyim. Barzani Kürt bölgesinde etkin, PKK'dan silah bırakmasını istiyor. Neçirvan da aynı şeyleri söylüyor. Kuzey Irak'la ilişkileri diri tutmamız lazım diye Başbakan'ın da açıklaması var. Tabii şimdi Barzani ile ilgili ben daha önce katıldığım bir yayında şöyle bir tanımlama yapmıştım. Barzani civa gibidir dedim. Elde tutması çok zor olur. Şimdi Barzani'yi elinize tutacaksanız Barzani size muhtaç olmalı. Şu andaki konjektürde, uluslararası konjektürde Barzani Türkiye ile beraber olmaya muhtaç. Kürdistan Amerika planları dolayısıyla. Sadece Kürdistan planı değil. Amerika bölgeden çekilmiş. Merkezi hükümetle arasında sorun var. İran'la arasında sorun var. Nefes alabileceği, kafasını kaldırabileceği, gözüne bakabileceği tek yer Türkiye. Ve ekonomik anlamda da Barzani'nin Türkiye'yle işbirliğini artırması gerekiyor. Barzani kendi ayakları ve çok ciddi ilişkiler var. Barzani kendisini ne yapması gerekiyor? Uluslararası anlamda meşruiyetini sağlamlaştırabilmek için Türkiye ile işbirliğine ihtiyaç var. Amerika da Barzani'ye ısrarla bunu söylüyor. Türkiye ile aranı iyi tut. Şimdi burada gelelim meselesine. Bölgede ne yapabilir Barzani? Evet. Şimdi beklenti kabiliyet açığı oluşturmamak gerekiyor. Yani çok şey beklersiniz. Buna kabiliyeti yoksa Barzani'nin, gerçekçi olup olayı görmeniz lazım. Şimdi Barzani'nin sınırlılıkları ne? Barzani bir Kürt aşiret lideri iken şu anda bölgesel bir yönetimin başkanı. Barzani Kürt.
Barzani daha önce peşmergelerle PKK ile çatışmasına rağmen şu anda Barzani açık olarak deklar ediyor. Ben diyor Kürt kanı dökmem. Barzani'nin önce bu sınırını bileceksiniz. O zaman çok büyük beklentilerin oluşmaması gerekiyor. Ben de onun için diyorum. Önce bunu bileceksiniz. Barzani artık bu konjüktürden sonra Barzani bölgede Kürtlerin liderliğini oynuyor. Bunun görmemiz gerekiyor. Suriye Kürtleri, İran Kürtleri, Türkiye Kürtleri üzerinde Barzani liderliği oynuyor. Aynı zamanda bu liderliği oynayan birisi daha var. KCK Sözleşmesi'nin 11. maddesinde Abdullah Öcalan. Her alandaki diyor, her parçadaki her alandaki Kürtlerin lideridir diyor orada. Orada Öcalan'la Barzani bir çatışma var orada, liderlik çatışması var. Şimdi Barzani PKK ile Kürtlerle çatıştığı anda kendi tabanı dahil olmak üzere bütün Kürtler nezdinde kendisinin yıpranacağını düşünüyor. O zaman Barzani'den ne beklenebilir? Bakın Barzani'den beklenecek olan şey, öbür tarafta ne var? Şu bir gerçek ki Kandil orada olduğu sürece ve Kandil'de PKK sizin belirttiğiniz gibi kuzeyden gelip İran kuzeyinden gelip Türkiye'ye saldırdığı sürece Türkiye'de Kandil operasyon yapar, Irak sınırına girer. Peki dünkü Genelkurmay'ın açıklamasını düşünürsek Kandil'e girmenin 3 şartı ileri sürülmüştü. Evet. Kandil'e girmek bu kadar zor mu? Yılanın deliği belli ama bir türlü oradan çıkaramıyoruz. Ne yapmak lazım? Evet, oraya da geleyim, hemen şunu bitireyim. Kandil'e gir, yani Barzani'nin meşruiyet alanı, yani Kuzey Irak şu anda egemeni kim? Yerel Barzani. Egemeni Barzani. Siz ne yapıyorsunuz? Onun egemenlik alanına müdahale ediyorsunuz. Hiçbir devlet kendi topraklarına yabancı bir gücün silahlı olarak gelmesini istemez. Şimdi Barzani PKK orada olduğu sürece Türkiye'nin tepesine bineceğini biliyor. Türkiye ile iyi geçirmek zorunda. O zaman ne yapacak Barzani? Kendisi Türkiye ile bu anlamda işbirliği yapacak. Yapacak olduğu nedir? Barzani sınırlıdır bakın. Silahlı mücadeleye girişmeyecek. Ne yapar? Lojistiğini keser PKK'nın. Ben onu biraz açmak istiyorum. Evet. Yani... Ve şeyini yapar. İstihbarat verir. En önemli şeyler bu. Lojistik derken şimdi Kandil dediğiniz yer, biraz da oraya geçeceğim şimdi. Fiziki koşulları itibariyle evet, mağaralar içinde teröristlerin yaşadığı yerler var, açık alanları var. Ama bir de PKK'nın hepsi dağda yaşamıyor. Kuzey Irak'taki köylerin arasında, köylerin içinde yaşayan insanlar var. Ve buralardan PKK'ya lojistik destek gidiyor. İstihbari destek gidiyor. O nedenle Barzani bunları kesebilir. Örgütle oradaki Kürt yaşayan Kürt halkıyla aradaki mesafeyi kesebilir. İstihbarat desteği verir Türkiye'ye. Bunları yapabilir. Şimdi dünkü Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasına gelince bence çok realist bir açıklama. Yani evet, bunu önce şunu belirtelim. Resmi bir açıklama değil. Evet, özel sohbette Genelkurmay bunu biraz söyledi. Özel sohbette yalanladı. Yani Sayın Büyük Birlik Partisi Başkanı Sayın Destici'nin görüşmesi rahmetli Yazıcıoğlu ile ilgili bir görüşme. Bu arada samimi ortamda söylenen şeyler. Orada da ben açıkçası Genelkurmay, Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'ndan savaş tamtamları yerine realist, gerçekçi bir asker portresi gördüm orada. Çünkü Kandil'e gireriz. Doğru. Türk askeri Kandil'e giremez diye bir şey yok. Ama Kandil'in coğrafi yapısı itibariyle Kandil'e girdiğinizde siz açık hedef olarak gireceksiniz. Yani Kandil'e girdiğinizde yıllardan beri orada yaşayan bir örgüt var. Ve her şeyiyle, silahlarıyla, mekanizmalarıyla orada bir şehir var. Yani bir tabiri caizse dağ yaşamı var orada. Ve silahlı bir yaşam bu. Her şey orada, bütün lojistiği orada. Şimdi buraya girersiniz uzun süreli, yavaş ama nasıl girerseniz giyin orada... Mağaralar içindeki bulunan terör hücrelerine yukarıdan atacak olduğunuz bombalarla etki etmeyecek yerde olan mağaralardan bahsediyoruz. Ne yapacaksınız? İnsani olarak gireceksiniz. Silahlı, ateşli silah, elinizdeki silahla gideceksiniz. Uçakla bunu yapma şansınız yok. Yani tankla girme şansınız yok. Gerilla savaşı olacak, o da maalesef bizim isteğimiz. O zaman ne olacak? Fazla diyor şehit veririz. Buna hazır mıyız? İkincisi Amerika'nın orada çok önemli bir şeyi var. Amerika'nın onayı gerekiyor. Doğru. O anlamda realist diyorum. Bölgenin daha geçen seneye kadar egemeni, fiili egemen Amerika değil miydi?
Önemli noktalar bunlar. Zamanımız 5 dakikamız var. Birkaç soruyu üst üste sormak istiyorum. Genelkurmay Başkanı şehit cenazesinde ağladı. Türk basında bir süredir devam eden bir tartışma var. Komutanlar ağlamaz. Eğer siz ağlarsanız ordunun morali bozulur diyenler de var. Komutanlar da insandır diyenler de var. Siz ne diyorsunuz? Ben orada dikkat ederseniz görüntüyü çok iyi izledim. O ağlama insan olmanın bir özelliği. Ve insan isteyerek ağlama ayrıdır. Bir de kendini tutamadan gözyaşının akması apayrı bir şeydir. O işte Genelkurmay Başkanı'nın aslında tam tersi zafiyeti değil, o komuta ettiği büyük ordunun hissiyatına tercüme olmalıdır. O anlamda ben yaklaşıyorum. Komutan ağlamaz. Ağlarsa bu bir zafiyet göstergesi. Hayır. Yani çok meşhur klişe bir laf var ya, erkekler de ağlar diye. Sadece kadınlar, çocuklar ağlamaz. Erkekler de ağlar. Ama bu ağlama artık senin son ana kadar dayanıp da duygularına hakim olamadığın bir iki damladır. Bu orduya moralsizlik mi verir? Kesinlikle. Yani ben tam tersine. Yenilmişlik duygusuyla ağlanma mıdır? Hayır, bu? Hayır. Oradaki sadece acıyı paylaşmadır. Yenilmiş öyle bir duygu değil, acıyı paylaşmadır. Ben tam tersine orduda birçok insanın benim acımı paylaştığı için, şehit analarının, şehit ailelerin benim acımı paylaştığı için o birkaç damladan çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Peki, ve moral bulduğunu düşünüyorum. Süremiz bitmeden çok önemli bir konu var. İstihbarat olduğu halde böyle bir saldırı olması, karakolların durumu ve Heronlar neredeydi? Çukurca'daydı diyor ama eğer böyle bir istihbarat varsa bölgede olması gerekmiyor muydu? Üçünü topluca bir cevap. Tabii ben Genelkurmay Başkanı dünkü açıklamasından maalesef çok üzüldüm. Şundan dolayı biz Çukurca saldırısından sonra da böyle açıklamalar yaptık. Daha önceki açıklamalara da artık klişe açıklamalardan kaçınmamız gerekiyor. Bakın, şehit veriyoruz biz. Can veriyoruz. Eğer Çukurca saldırısından sonra ya buraya 400 tane terörist geldi. 26 tane askerimizi şehit etti. Bu insanlar nereden geldi? Nasıl geldi? Biz bunları niçin göremedik? Efendim, hava muhalefeti vardı, Heron göremiyordu. Ya kardeşim, insani istihbaratın niye yok? Şubat ayında silahların geldiği söyleniyor. Bu, bakın, benim bildiğim şeyler var. Çok net olarak biliyoruz ki örgüt şu anda hala buna devam ediyor. Türkiye'ye Ramazan'a kadar büyük saldırı yapacak. Hatta içerilere yönelildiği söyleniyor. 35-100 kişilik gruplar halinde sınırdan geçişler başladı diye ben duydum. Sağır Sultan duydu. Şimdi mesele şudur, bakın, hiç istihbarat zafiyeti yok. Ya benim karakolumun önüme atış menziline gelen bir teröristten bahsediyoruz. Ne demek istihbarat zafiyeti? Karakollar açık hedef halinde mi? Karakolların konumunu biraz konuşalım. Tabii evet. Karakolların, bakın ben burada 3 hususun altını çiziyorum. 1, istihbarat güvenliği. 2, burada istihbarat güvenliği yok. Önleyici istihbarat yok. Olay vuku bulduktan sonra istediğiniz kadar konuşun. Olay meydana gelmeden istihbarat alacaksınız. Karakola yaklaşmadan, atış menziline girmeden istihbarat alacaksınız. Bir istihbarat diyoruz. İstihbarat güvenliği, 2 sınır güvenliği, 3 karakolların fiziki güvenliği. Evet. Bu üçünü yapmazsanız sınırlarınız delik deşik olmaya devam eder. Çok daha karakola biz baskın yeriz. Evet. Burada yapılması gereken nedir? Ne? 1, bu karakollar kesinlikle terörle mücadele için kurulmuş karakollar değildir. Bunlar kaçakçılıkla mücadele için kurulmuş karakollardır. Birincisi bu. Dolayısıyla vadinin ortasına kuruluyor. Can Atak'la bir mektup geldi. Geçiş yolunun üzerine tabii kuruluyor. Bu kaçakçılığı engellemiyor. Aksine askerlerimizin ölümünü tetikliyor. Kesinlikle. Diye. Şimdi ikincisi, TOKİ şu anda karakolları yapmaya başladı. Çok net, bakın, bir rakam vereyim ben. Bu bölgede TOKİ'nin yapmış olduğu bir karakola teröristler saldırıda bulundu. Hiçbir zayiat yok. 22 tane terörist öldürüldü. Ondan sonra yeni yapılan karakollara saldırmıyorlar. Çünkü çatısı, duvarları hepsi güvenlikli, rokete tara şuna buna. Ben o zaman şunu diyorum. Ya TOKİ bu karakolları bitirinceye kadar bu karakolları geri çekin. Ya alan hakimiyeti teorisinden vazgeçin kardeşim. Bu iş bu kadar basit. Alan hakimiyetiyle her yere ben coğrafyaya hakim olacağım deyip de orayı açık hedef haline getirip de o karakolu koruyamıyorsan, o zaman bırak şu anda bu alan hakimiyetini. Önce gereklerini yerine getir, ondan sonra alan hakimiyetini olur. Evet, son 1 dakikamız var. Sürede uzatıldı yayın TV yönetimi tarafından. Çözüm konusunda ben tekrar başa dönmek istiyorum. Sayın Başbakan'ın verdiği bir tarih gerçekçi midir? Türkiye çözümü
yakalayabilecek mi? Yakalayabilmesi için ne yapması lazım? Bir dakikada nasıl? Şimdi yakalamamız için Sayın Başbakan'ın bence ben daha önce şöyle düşünmüştüm. 2013 sonbaharında terörle mücadelede eğer bu kararlılık Aralık ayına kadar geçen, Uludere'ye kadar geçen süreçte ki kararlılık devam ederse 2013 sonbaharında terörle mücadelede biz PKK'yı bitiririz demişti. Hala aynı kanaatteyim. O kararlılık devam ederse. Şu anda bakın o kararlılıktan eser yok. Onu da maalesef söyleyeyim. O dönemde 800 tane terörist etkisiz hale getirildi 4 ayda. 800 tane terörist. Bunun yanında Kürt meselesinin çözümüne yönelik en önemli kaldıraç şu anda nedir önümüzde? Anayasa. Anayasayı ıskalamazsak, anayasada Kürt meselesindeki en temel iki husus. Açık net olarak konuşmak lazım. Top çevirmeye gerek yok. Bir, ana dilde eğitim. İki, anayasadaki vatandaşlık tanımı. Bu ikisini çözmediğiniz sürece Kürt meselesine kalıcı çözüm bulma şansına sahip değiliz. Ondan sonra diğer çalışmalarla 2015 hedefi belki ondan sonraki diğer çalışmalarda başlı başına bir program konusu olacak. Çok teşekkür ediyoruz değerli açıklamalarınız için. Sevgili izleyiciler, Sayın Mehmet Özcan'a açıklamalar için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte konuklarımızla Türkiye'nin ve dünyanın gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim. İyi hafta sonu diliyorum. Pazartesi saat 10'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.